Evet çocuklar, bugün olduğumuz vitaminlerimizin İngilizce sorularını hızlı bir şekilde çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Martin High Book Form bla 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 Bob Science Fiction Books diye cevap vermiş. Burada Martin merhaba kitap kurdu ve arkasından bir soru. Bob da Science Fiction Books yani bilim kurgu kitapları diye cevap vermiş. Dolayısıyla ne tür kitapları seviyorsun gibi bir soru sorması gerekiyor. Bunu da C şıkkında What kind of books do you like most? Yani en çok hangi tür kitapları seversin sorusuyla görüyoruz. Yani işaretlememiz gereken cevap C'ydi. İkinci soruya bakıyoruz. Daniel, I need to do some research for my school project, but blah blah blah. Can you help me? Sure, first let's check if your computer is online or offline. Burada Daniel Frank'in verdiği cevaba göre internetten bir şeyler araştırmak istediğini söylüyor. Frank de tabii ki sana yardım ederim. Önce internet bilgisayarın online mı offline mı yani internete bağlı mı değil mi bunu öğrenelim şeklinde bir şey söylüyor. Dolayısıyla şu but'tan sonra gelecek cümleyi internetle alakalı bir problem yaşadığına dair bir şeyle devam ettirmemiz gerekiyor. I have to log out my account diyemeyiz. Hesabımdan çıkmam gerekiyor. I don't have a wireless modem. Kablosuz modemim yok. I can upload some files. Bazı dosyaları upload edebilirim. Değil. I can't access to the internet. İnternete bağlanamıyorum, erişemiyorum şeklindeki problemi söylemesi lazım. Burada da Frank yardımcı olmaya çalışıyor. Dolayısıyla cevabımız değişik olacaktı. Deniz ve Tony arasında geçen bir diyalog. Tony, no thanks, I'm already full. Yani teşekkür ederim, ben tokum şeklinde bir cevap vermiş. Dolayısıyla burada bir şeyler yemek ister misin gibi bir şey sorması lazım Deniz'in. What do you want to eat tonight? Bu soruya yes no ile cevap veremeyiz. Would you like some cookies? Biraz kurabiye ister misin? Hayır, teşekkür ederim, tokum şeklinde cevabı verebiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak. C'ye bakıyoruz. Where do you get your sandwiches? Sandviçleri nereden alıyorsun? Yine bu cevabı veremeyiz. Pizza yemeyi sever misin? Yine bu cevabı veremeyiz. Dolayısıyla cevabının Bursa olması gerekiyor. Dördüncü soruda Shirley ile Tom arasında geçen bir konuşma var yine. Tom, it's definitely Tamer şeklinde cevap veriyor. Yani bu kesinlikle Tamer şeklinde bir cevap veriyor. I can always count on him. He's very loyal. Yani her zaman ona güvenebilirim. Çok sadıktır diyor. Shule'nin soracağı soru Who do you spend your holiday with? Olamaz. Tatilini kimle geçirirsin? Veya What do you do with Tamer every day? Tamer'le her gün ne yaparsınız? Olamaz. What do you like doing at weekends? Hafta sonları ne yapmayı seversin? Olamaz. Who do you trust the most at school? Okulda en çok kime güvenirsin? It's definitely Tamer. Bu kesinlikle Tamer. Ona her zaman güvenebilirim ve o çok sadıktır şeklinde cevap verebiliriz. Dolayısıyla cevabımızın D şıkkı olması gerekiyordu. Matt ve Mustafa arasında geçen bir diyalog var. Matt, I'm playing computer games after school at an internet cafe. Would you like to come with me? Ben okuldan sonra zamanımı internet kafede oyun oynayarak geçiririm. Sen de gelmek ister misin diyor. Mustafa bir şey diyor. Matt, okay, we'll arrange another time. Mustafa diyecek ki ben şu anda müsait değilim ya da bugün müsait değilim. Matt de başka bir zaman o zaman ayarlarız diyor. A şıkkına soruyor, but my mother needs me for shopping. Kesinlikle. Annemin bana alışverişte ihtiyacı var. Bugün olmaz gibi bir şey. Sure kabul ediyor. Great, thanks for asking. Yine kabul ediyor. I don't like playing computer games. Ben bilgisayar oyunları oynamayı sevmem. Demek. Derse eğer Mustafa. Matt, başka bir zaman ayarlarız o zaman gibi bir şey diyemez. Dolayısıyla doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekiyordu. Altıncı soruya bakalım. Ken ve Terry arasında geçen bir diyalog. I haven't seen you for a week, bla bla bla. Bir haftadır seni görmüyorum. I had the flu, but now I'm much better, thanks.
Burada problem neydi, neyin vardı, iyi misin gibi bir şey sorması lazım. Can I support you? Sana destek olabilir miyim? Olamaz. Have you called me? Beni aradın mı diye sorsa yine olmaz. Why did you come? Niye geldin? Yine bunun cevabı olamaz. Is everything alright? Her şey yolunda mı? Çok bir grip atlattım ama şimdi daha iyiyim vesaire vesaire diye devam ediyor. Dolayısıyla cevabımızın D şıkkı olması lazım. Is everything alright? Yedinci soruyla devam edelim. Do you prefer cooking or ordering pizza? Ordering. Burada şöyle deneye pizza yapmayı mı yoksa sipariş etmeyi mi tercih edersin diye soruyor. Deni de tercih etmeyi diyor. Pardon, sipariş etmeyi diyor. Arkasından da sipariş etmenin daha avantajlı olduğu bir yönünü söylememiz lazım. Because I don't like spending time in kitchen. Doğru olabilir. My cousin going out nights. Alakası yok. It's fast food and it's unhealthy. Bunu söyleyemeyiz. Zaten sipariş ettiğini tercih ettiğini söylemiş. I love going shopping with my mother. Annemle alışverişe gitmeyi severim diyor. Bunların hiçbiri, bu 3 şık B, C, D hiçbirisi bunun arkasından gelemez. Dolayısıyla A şıkkı işaretlememiz gereken cevaptı. 8. soruda Choose the best option to fill in the blank. Tanya ve James arasında geçen bir konuşma var. Can I speak to Peter please? Tanya bunu soruyor. James de bir soru soruyor. Tanya da This is Tanya diyor. Dolayısıyla Tanya, James kimin aradığını anlayamamış ve kim arıyor gibi bir soru soracak. Can you hold on a moment? Biraz bekler misin? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? How do you know Peter? Peter'ı nereden tanıyorsun? D şıkkında da Could I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Cevabımızın D şıkkı olması lazımdı. Rose ve annesi arasında geçen bir görüşme. Mom, this spaghetti is very delicious. Blah 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 blah. Mother, it's easy. Put some olive oil in a frying pan. Add some garlic and onion on it. Wait for 10 minutes and add tomatoes. Mix them and add your spices. Burada Rose annesine bu spagetti çok lezzetli olmuş. Bana tarifini verebilir misin diye sorması lazım. Çünkü annesi burada nasıl yaptığını anlatmış. Dolayısıyla veya sosunu nasıl yaptığını da anlatmış olabilir ki bu daha mantıklı çünkü makarnanın yapılış süreciyle alakalı bir şey yok. How did you make the sauce? Sosu nasıl yaptın? İlk şıkta yakaladık. Where did you get that sauce? Bu sosu nereden aldın gibi bir şey derse gittim şu marketten aldım gibi bir şey vermesi lazım, bir cevap vermesi lazımdı. Bu değil. Why did you make this sauce? Bu sosu neden yaptın sorusunun cevabı da bu olamaz. Can I eat all of the spaghetti? bütün spagettiyi yiyebilir miyim? Yine bunu da soramayız. A şıkkı How did you make this sauce? Bu sosu nasıl yaptın? Sorusunun cevabı annenin verdiği cevap. Son soru. Why don't you send her an email? I can't. I'm afraid. Bla bla bla. Neden ona bir mail atmıyorsun? Atamıyorum. Korkarım ki falan filan. I'd like to send it with an attachment. Bir ek olarak göndermeyi isterim diyemeyiz I'm afraid'den sonra. Yani atamam dedikten sonra. I have a problem with the internet connection. Atamıyorum. Korkarım. İnternetimle alakalı bir problemim var. B şıkkı çok mantıklı. I access the internet from my phone. Bunun alakası yok. Söyleyemeyiz bunu. I want to download some documents. Bunu da yine bazı bir belgeler indirmek istiyorum diyemeyiz. Dolayısıyla B şıkkı I have a problem with the internet connection doğru cevap olacaktı. Umuyorum ki hepinizin sınavı iyi geçmiştir.